أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Şeytan insanoğlunun düşmanıdır. İnsan da onu düşman edinmesi gerekir. Şeytanın hedefi insanoğlunu dinden, imandan, kulluk yapmaktan uzaklaştırmaktır. Şeytanın hedefi insanoğlunu günahlara bulaştırmaktır. Hedefi budur. Ya dinden, imandan uzaklaştırmak veya küfre, şirke, günahlara bulaştırmaktır. Şeytan Ramazan ayından nefret eder. Şeytan Ramazan ayından rahatsız olur. Ramazan ayını hiç sevmez. Çünkü oruç tutan kimselere musallat olamaz da ondan dolayı. Çünkü Ramazan ayında iman eden kimseler Allah yolunda harcamayı severler. Cömert olurlar. Yardımda bulunurlar. Şeytan da bundan rahatsız olur. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan ne yapar? Bizlere fakirliği emreder. Allah yolunda, İslam yolunda harcamamamız için gereken çalışmaları yapar. Ramazan ayından şeytan nedir? Nefret eder. Ramazan ayında Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşrikleri hezimete uğratmışlardır. Ramazan ayında Müslümanlar Mekke'yi fethetmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı şeytan Ramazan ayından nefret eder ve ondan hiç hoşlanmaz. Bu bizim düşmanımız olan şeytandan nasıl kendimizi koruyabiliriz? Allah'a iman etmekle, Peygamberimize itaat etmekle, farzları ve nafile ismiyle bilinen ibadetleri yerine getirmekle, oruç tutmakla, şeytandan kendimizi koruyabiliriz. Ve Allah'ı zikretmekle kendimizi şeytanın şerrinden koruyabiliriz. Özellikle de okunması gereken, sabah ve akşam okunması gereken zikirleri okursan, yatmadan önce de okunması gereken zikirleri, yapılması gereken duaları yaparsan, Rabbim seni inşallah nedir? Şeytanın şerrinden korur. Bir de sabah namazını Allah'ın evinde Allah'ın kullarıyla beraber kılarsan akşama kadar Allah Celle Celaluhu seni şeytanın şerrinden muhafaza eder. Yatmadan önce Âmener Resûlü ayetini okursan şeytanın şerrinden korunmuş olursun. Yatmadan önce Ayetül Kürsi'yi okursan şeytanın şerrinden inşallah korunmuş olursun. Her sabah, her akşam ve her namazdan sonra ve yatmadan önce قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini okursan inşallah Teala şeytanın şerrinden korunmuş olursun. Eğer şeytanın evimize girmesini istemiyorsak ne yapalım? Bakara suresini okuyalım. Ve gireceğimiz zaman besmele çekerek, yemek yiyeceğimiz zaman besmele çekerek, yatağımıza gireceğimiz zaman besmele çekerek, girdiğimiz zaman Allah'ın izniyle şeytan nedir? O eve yaklaşamaz. O evde artık nedir? Barınamaz. Öfkelendiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Abdest almamız lazımdır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm dememiz lazımdır. Çünkü öfkelenmek şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateşi de ancak benzini söndürür. Su söndürür. Evet, su söndürür. Onun için şeytandan korunabilmemiz için. Bir de şeytandan korunmamız için sağ elimizle yemeğimiz lazımdır.
Sol eliyle kim yer? Sol eliyle şeytan yer. Şeytana benzememek lazımdır. Savurganlıkta bulunmamak, israfta bulunmamak lazımdır. Çünkü savurganlık yapanlar şeytanın nesidirler? İhvane şeyatin şeytanın ihvanıdır. Yani arkadaşlarıdır, değildir. Şeytanın şerrinden bu şekilde arkadaşlar korunabiliriz. Şeytanın şerrinden nedir? Bu şekilde inşallah korunabiliriz. Ve bir de herhangi bir işe başlamadan önce evden çıkacağımız zaman, eve gireceğimiz zaman, arabaya bineceğimiz zaman, camiye gireceğimiz zaman, camiden çıkacağımız zaman, herhangi bir işe başlayacağımız zaman besmeleyi çekerek girdiğimiz takdirde yine inşallah Teala Rabbim bizleri şeytanın şerrinden korumuş olur. Bugün bir gün şeytanın, bir gün iman eden kimsenin şeytanıyla kafir olan kimsenin şeytanı karşılaşıyorlar. Bakıyor, görüyor ki kafir olan kimsenin şeytanı etli, butlu, göbekli, maşallah. Ama iman eden kimsenin şeytanı evet zayıftır. Sormuşlar birbirlerine. Bak kardeş demiş, nedir bu halin böyle? Söyleme bayağı arkadaş demiş. Benim bu adam var demiş. Her şeye başlamadan önce ne yapar? Besmele çeker, ondan sonra efendim o işe başlar. Onun için ben ne onunla beraber yiyebiliyorum, ne onunla beraber içebiliyorum, ne onunla beraber uyuyabiliyorum, ne onun evinde bulunabiliyorum. Demek ki besmelenin çok önemi vardır. Şeytanın şerrinden korunabilmemiz için bu duaları, bu zikirleri okuyalım. Rabbim bizleri şeytanın ve şeytanlaşmış olan kimsenin şerrinden muhafaza eylesin. Amin.